Bir kere bizim o eleştirel bir bildiri sunmuştuk Türkiye Jeoloji Kongresi'nde Bülent Özmen'le birlikte. Orada Doğa bölgesindeki faylar, Ankara civarındaki faylar, işte Keskin civarı gibi İç Anadolu bölgesinde haritada rengin açık sarıya döndüğü yerler, ivme değerlerinin düşük göründüğü yerler için uyarı yapmıştık. Yani buraların güvenli tarafta kalmak adına deprem, çünkü ne yapacağı belli olmaz. Deprem sadece şehrin altından geçerse o şehri yıkmaz. 300 kilometre uzaktaki deprem de şehirleri yıkar. Mexico City örneğini sık veriyorum. Türkiye'de öyle ana faylara 300 kilometre uzaklıkta bir şehir yok. O kadar yakın ki, işte Karadeniz diyorsunuz, Kuzey Anadolu fayına 50-60 kilometre. Şimdi siz nereye kaçacaksınız? Yani 50-60 kilometrelik şehirleri son depremde gördük. Yani Doğu Anadolu fayının iki tarafındaki, yani Hatay'dan başlayın, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve geçin doğu tarafa, Malatya, Osmaniye, Adana, Adıyaman, değil mi? Sadece Kahramanmaraş, Hatay yıkılmadı, Adıyaman yıkılmadı. Çevredeki iller de yıkıldı. Üstelik bunların, mesela Adana 150 kilometreden daha uzak faya. Düşünebiliyor musunuz? Ama zemin çok kötü, ivme 4 katına çıktı ve kötü yapılar yıkıldı. O bakımdan öyle şurası güvenli, burası açık sarı yok. Yani bu eleştirilerimizi yapmıştık. Madde maddede somut yer ismi, fay adı vererek uyarmıştık. Ama haritayı hazırlayan ekip böyle uygun gördü. Bu şekilde sonuçlandı ve 2019'da yayınlandı. Şimdi tekrar gündemde, acaba harita ve yönetmelik, çünkü yönetmelik hükümleri de aşıldı. Yani tehlikeyi küçük gösterirseniz, ivme değerleri anormal artınca, sizin beklenen ivme o bina için hesap kriteri olarak aldığınız katsayılar geçersiz oldu. İvmeler çok düşük kaldı, karşılamadı yani. Ve siz o hesapları doğru yapmış, inşaatı doğru yapmış bile olsanız, o değerler aşıldığı için o yapılar yıkıldı. Şimdi suç kimde? O nedenle yönetmeliğin de haritanın da yeniden gözden geçirilme ihtiyacı olduğu tartışılmaya başlandı. O bakımdan bir miktar güvenli tarafta kalmanın hiçbir zararı olmayacağını, çok küçük binde mertebesinde ekonomik bir değeri olduğunu, bunun karşılığının da insan hayatı olduğunu vurgulamıştık. Tekrar vurguluyorum. Güvenli tarafı tercih etmeliyiz. Depremin şakası olmuyor çünkü. Meslektaşlar arasında tartışılıyor. Muhtemelen gelecektir. Harita güncellenip belki o sarı yerler artık olması Biraz gerektiğinde. koyulaşabilir, koyulaşabilir. İvme değerleri daha yükseltilebilir. Doğrusu da o olur. Bununla birlikte yönetmelik de değişip daha belki Evet, hazırlıklı bir hale. mümkündür. Bunlar zaten bizim 13. yönetmeliğimiz yanılmıyorsam ve 6. haritamız. Sivas üzerinden geliyor. Dedeler fayı bakın şurada. Sonra Erciyes fayı, Ecemiş fayı. Bakın buradan geçiyor. Aslında çok açık sarı olan evet, buralar, buralar ve buralar. Buradan geliyor fay ta Karaman'a kadar geliyor. Yani Karaman'a kadar gelen fay. Tuzgölü fayı. Bakın burası açık görünüyor. Yani Niğde, Aksaray, Şerefli Koçhisar açık olma ihtimali var. Aslında 7'nin üstünde deprem olabilecek tabii ki, yani. 7,5. Potansiyel. Peki hocam, harita güncellenirse oraların artık biraz daha koyu olması Koyu gerekiyor. olmasını öneriyoruz. Evet. Biz öneriyoruz. Şurası, şurası, şurası. Konya, Konya. Nerede Konya? Bak, Konya, Konya'nın içinden geçen çok aktif faylar var. Konya üstelik alüvyal bir ova. Yani Türkiye'nin beyaz noktası yok. Türkiye'nin her yeri koyu, koyu. Yani sarının da koyu tonuna doğru geçmemiz lazım.